Bismillahirrahmanirrahim. İmam Hatip Lisesi. Arapça 12. El-Vahidetu 2. İkinci ünitedeyiz. El-Dersu Sani. İkinci dersteyiz. İkinci ünitenin ikinci dersi. Nedir o konu? Konu nedir? El-Fi'lul-Lazimu vel-Mut'addi. El-Mut'addi aslında el-Mut'addi-yu. Takdiren merfudur. Bunu öğretmen arkadaşlar için söylüyorum. Öğrenci arkadaşlara takdiren merfu falan bunlara bilmesine gerek yok şu an için. Yani el fi'lu, el lazimu, el mutaaddiyu değil. El mutaaddi ya da gizli bir zamda vardır. Evet, el dersu sani. Aynı şekilde el dersu esani yu. Buradaki ya'da da gizli bir zamda var. Esani diye okuyoruz ama aslında esani yu'dur. El-Dersu Sani, ikinci ders nedir? El-Fi'lu lazimu ve mutaaddi. Lazım ve mutaaddi fiildir. Geçişli fiil, geçişsiz fiil. Türkçe dil bilgisinde de bu konu vardır. Hemen Türkçe dil bilgisi kitaplarınızı açarak geçişli fiil nedir? Geçişsiz fiil nedir? Bakın bir tekrar edin diyorum. Tabii geçişli fiil, geçişsiz fiil Türkçe'de henüz işlediniz mi? 9. sınıfta mı işlemiştiniz? Yoksa 12. sınıftan sonraki bir konu mudur? Onu bilmiyorum. Belki henüz işlenmemiştir. Ama Türkçe'de de yani geçişli, geçişsiz fiiller var. İnternete Türkçe dil bilgisinde geçişli fiiller, geçişsiz fiiller yazarak konuyu kendi dilimizde de görmüş olma ihtimaliniz vardır. Şimdi Arapça olarak konuya bakıyoruz. Lahiz ente gizli zamir. Sen düşün, mülahaza et. El fi'le, el lazime, el mutaddi. Lazım fiil ve mutaddi fiil hakkında bunlara dair bir düşün. Muhakeme et. Şimdi harece çıktı. Kim? Semirun. Semir adlı kişi. Harece fiil. Semir burada faildir. Burada hepsi anlatılmış zaten. Ne yapılmış? El fiil. Fiil buradaki cümlelerde fiil hangisidir? Buraya yazılıyor. Hangisi faildir? O da hemen aşağıya doğru not alıyorum. Mef'ul bih almışlar mı? O da aşağıya yazılacak ama gördüğü üzere her birinde çarpı var. Yani buradaki cümlelerin hiçbirinde mef'ul bih yoktur. Mef'ul bih olmadığına göre buradaki fiillerin tamamı lazım fiil. Çünkü lazım fiil ile mutaddi fiilin en büyük ayrım noktası nedir? Mutaddi fiiller mef'ul bih alırlar. Harfi cersiz alırlar. Lazım fiiller ancak harfi cer vasıtasıyla alabilirler. Yani böyle bir fiil, yanına bir fail, yanına bir mef'ul da koyamazsın lazım fiillerde. Mef'ulü eğer mef'ul alacaksa yanına harfi cer olacaktır. Harfi cer vasıtasıyla alır. Zaten harfi cer vasıtasıyla aldığında o lazım fiil değil artık mutaddiye dönüşmüş olur. Sonuç olarak lazım fiiller mef'ul bih almazlar. Mutaddi fiiller alırlar. Zaten gelecek aşağıda. Şimdi bir cümleleri okuyalım. Harici çıktı. Kim? Semirun Semir. Harici fiil Semir faildir. Zaten burada yazılmış. Mef'ul bih cümlede yoktur. Bu yüzden çarpı konulmuş. Mef'ul bih'in altına. İkinci cümle. Name uyudu el merizu. Hasta nerede uyudu? Fiil müsteşfa. Hastanede uyudu. Name fiildir. El meriz faildir. Mef'ul bih cümlede yoktur. Safera yola çıktı. Kim? Ammi. Ammun amcadır. Ardından gelen ya benim demek. Ammi. Benim amcam. Kalemun. Kalem. Kalemi. Benim kalemim. Kitabım. Kitap. Kitabi. Benim kitabım. Demek ki buradaki ya benim manasına geliyor. Sahta yola çıktı kim? Ammi. Amcam nereye doğru yola çıktı? İlel medineti. Şehre doğru. Sahta rafil. Ammi. Burada fail olur. Fava. Taştı. Ne en nehru nehir kable usbu'in bir hafta önce nehir taştı. Fazla fiil en nehru fa'il. Hebbet esti er rihu rüzgar şiddeten çok şiddetli bir şekilde esti. Hebbet fiil er rih fa'il olmaktadır. Tefettaha açtı ez zehru çiçek fir rabi'i. Rabi'i ayında. Rabi'i ilkbahardır. İlkbaharda açtı. Tefettaha fiil ez zehru fa'il olmaktadır. Peki el fi'lul lazimu lazım fiil neyin nesidir? Kaide geliyor. El fi'lul lazimu lazım fiil hüo nedir? El fi'lul lezi öyle bir fiildir ki la yakbelu kabul etmez. Ne kabul etmez? Kabul etmeyen şey ne?
Hüve gizli zamir burada faildir. Hüve o lazım fiil kabul etmez. Peki neyi kabul etmez? Mef'ulen bih, mef'ulü bihi kabul etmez. Burada mef'ulen bih nedir? Mef'uldür aynı zamanda. Mef'ul bih'tir. Yani kaide anlatırken ne yapmış? Kullandığı fiil mutaaddidir değildir. Yani mef'ulü bihi kabul etmez diyorum. Mef'ulü bihi nedir? Onu da bu anlatım içerisine sokuşturdum, dahil ettim. Mef'ulü bihi'ye kaideyi anlatırken örnek vermiş oldum diyor. Bu çok profesyonel bir anlatım oldu. Bilmiyorum şu an anlatabildim mi durumu. Lazım fiil nedir? Mef'ulü bihi kabul etmeyendir diyor. Kabul etmeyendir derken de kabul eden bir fiil. Yani mutaaddi, yani zıttını kullanıyor. Zaten tabiatta her şey zıttıyla kaimdir diyoruz. Zıttını da vermiş oluyor böyle. Demek ki yakıbel nedir? Mutaaddi bir fiil. La yakıbelu kabul etmez. Kim ne? Hüve. Gizli zamir. O lazım fiil. Kabul etmez. Neyi? Mef'ulen bih. Mef'ulü bihi kabul etmez. İşte burası meful bihtir aynı zamanda. Tamam. Sonuç olarak anlamamız gereken şey, yani ince noktayı boş ver. Ana hat olarak ne anlaşılacak? Lazım fiil, meful bihi kabul etmeyen, meful bihi almayan fiildir. Meful bihi ihtiyaç duymayan fiildir. Bir de ne var? İhtiyaç duyan fiiller vardır. İhtiyaç duyan fiil var, ihtiyaç duymayan fiil. Kevet. Buradaki fiil aslı kevadır yani. Keva, kevet. Rama, ramet gibi. Keve, te, keveti, tu diye gidip sözlükten herhangi bir şey aranmayacak. Keva, ütüledi demektir. Keveye, yekviyu. Keveye, yekviyu. Faale, yefeilu babından. Evet. Kevet, ütüledi. Dediğinde kim neyi ütüledi diye akla bir soru gelir. Demek ki bu fiil mef'ulü bir ihtiyaç duyuyor. Kim ütüledi? El hadimetu, hizmetçi. Evin hizmetçisi, bakıcısı. Peki neyi ütüledi? El sevbe, elbiseyi. El fiil kevet fiildir. Hadime faildir. El sevbe mef'ul bih'tir. Kevet ütüledi. Kim neyi diye bir soru akla geliyor. Oysa harace semir, semir çıktı dediğin zaman akla belki nereden çıktı diye gelebilir. Öyle değil mi? Nereden çıktı? Şuradan çıktı. Çıkış yeri meful bir olmaz ama. Mesela minel medreseti. Medreseden çıktı. Minel beyti. Evden çıktı diye bir soru cevap olabilir. O vereceğin cevap da meful bir olmaz zaten. Dolayısıyla demek ki harace fiili nedir? Lazım fiildir. Meful bir ihtiyaç duymuyor. Aklen öyle bir soru yok yani. Buraya baktığındaysa hizmetçi ütüledi. Birisi size gelmişse ki hizmetçi ütüledi. Neyi ütüledi? Yani neden bahsediyorsun diye sorulur. İşte elbiseyi ütüledi, pantolonu ütüledi, gömleği ütüledi gibi cevap verdiğinde o zaten mef'ulü bih olur. Ekeli yedi. Es-sa'le bu tilki. Neyi? Decaceten tavuğu yedi. Şimdi dese ki Ali yedi. Ali yedi derken Ali yedi, sekiz, dokuz yani böyle bir manyak bir şey mi var? Yoksa Ali yedi derken Ali yemek mi yedi, neyi yedi, elma mı yedi, armut mu yedi? Yani akla soru geliyor zaten. Bir ihtiyaç var. Mef'ulü bihe ihtiyaç duyuyor bu fiil. Bu yüzden buna mutaaddi diyoruz. Decaceten mef'ulü bihe oldu zaten yazılı. Bellele, bellele, ıslattı. El mataru yağmur. Yağmur ıslattı. Yağmur neyi ıslattı? Ekinleri mi? İşte fındıklar kurusun diye yere sermiştik, cevizleri kurutuyorduk veya kimileri tütün dikiyor tarlalarına. Böyle güneş alsın diye açık alana çıkartıyorlar. Derken yağmur yağdı ıslandım. Yağmur neyi ıslattı sonuç olarak? Atıyorum Ali'yi vereyim ıslattı. Bir yağmur yağdı. Ali ıslandı mı? Hayır. El erba. Yeri ıslattı. Bellele ıslattı. Kim? Ne? El nadaru. Yağmur faildir. El erba yer. Bu da meful bihtir zaten. Sıralamış görüyorsunuz. Ahrakat yaktı ennaru ateş. Neyi yaktı? El menazile evleri yaktı. Ne oldu? Meful bih oldu. El fi'lül mutaaddi fiil. Littefriki beynel lazimi vel mutaaddi. Mutaaddi ile lazım fiili ayırt etmek için şu noktalara dikkat çekebiliriz. Urbut, irtibat kur. El fi'le fiile yani bağlayan irtibat kur. Urbut nedir? Bağla. El fi'le fiile neyi bağla? Bir zamirin muttasilin. Muttasıl zamiri bağlayabilirsin.
hu, ha, ke, ki gibi muttasıl yani bitişik zamir fiile bitişebilir. İza kabile kabul ettiği vakit el fiile fiil neyi? Duhule zamirin dahil olması, kendisine bağlanması kabul ettiği vakit yani ederse fe bu durumda hu fi nedir? Muteaddin aslı ne bunu? Muteaddiyun. Muteaddiyundur aslı. Ya gitmiştir. Muteaddin diye okuyacağız. Dalı ne esir etti? Cereden nedir demeyin. Aslı muteaddiyun. Sonuç olarak muteaddin şeklinde de bu yine merfu. Hüve müpteda muteaddin haber. Mislu. Mislu örnek demek gibi benzer. Zarabe vurdu, dövdü. Zarabe vurdu. Zarabe huya mana veriyorum. Zarabe vurdu kim? Hu o vurdu. Öyle değil. Zarabe vurdu gizli zamir var burada. O da hüvedir. Gizlidir, görünmüyor. Bir de o kişi vurdu. Birisini işaret ediyor. O artık kimden bahsediyorsam ben. Ali'den mi, Mehmet'ten mi? O kişi vurdu. Peki kime vurdu? Hu ona. Bir diğer o kişi. Atıyorum işte Veli'ye vurdu. Buradaki hu nedir? Mef'ulü bih'tir. Gizli zamir olan hüve ise faildir. Varabe vurdu. Hüve o işte Ayşe diyelim vurdu. Kime? Ke Hasan'a vurdu. Ha, ke sana demektir de sen derken kimi kastediyorsun? Sen de kapalı işte. Atıyorum Hasan'ı, Ali'yi, Veli'yi birisini kastediyorsun. Sonuç olarak zarabe hu ona vurdu. Zarabe ke sana vurdu demektir. Kim vurdu? Gizlidir o. Hüve. Gizli zamirler. Türkçe'de de gizli zamir var biliyorsunuz. Şimdi burada fiile zamir bitiştirebildiğimize göre bu zamir nedir? Evvel onu bilelim. Bitişen zamirler mef'ulü bih'tir. Bu şekilde bitişen zamirler yoksa varabu da vafaildir, zamirdir. Hani mef'uldü demeyin yani. Bu şekilde ayrıca bitişen muttasıl zamirler. Burada yazıldığı gibi bu zamirler nedir? Mef'ulü bih olur bitiştiği zaman. Fiille bitişirse mef'ulü bih. Bunlar zamirle de bitişebilirdi. İsimle de bitişebilirdi. Mesela kalemun, kalemuhu, kaleme ha. O zaman mef'ulü bih olmaz. Bunlar ne olur o zaman? Muzafun ileyh olurlar. Kitabuke, kitab bu ki gibi şeklinde. Kitabiki. Onlar nedir? O zaman buradaki zamirler muzafun ileyh olurdu. Ama biz fiille bitiştiriyoruz. Bu zamirler fiille bitiştiği esnada direkt mef'ulü bih olurlar. Fail de ya gizli olur ya da açıkça mesela zarabehu aliyun. Aliyun zarabehu. Böyle de olabilir. Bu şekilde. Demek ki fiile bu şekilde şu zamirleri bitişik ise, bitişmiş ise o fiile mutaaddi değil. Bitişmemişse kesin lazımdır değil. Bitiştirilemiyorsa. Orada bir fiil var mesela. Örnek zarabe kendi kendine duruyor şu anda. Bu lazım mı? Yok, yeni mutaaddi. Bitiştirdiğinde mutaaddi olduğu değil. Demek ki fiil zamirle bitişik de yazılabilir. Bitişik olmadan da yazılabilir. Önemli olan sen ona zamiri bağlamaya kalktığında, bitiştirmeye kalktığında bu mümkün mü değil mi? Ya da bunu nereden bileceğim? Bunu tabi Arapça bugün başladıysa bunu bugün bilemeyiz ki. Biraz fiilin manasıyla da alakalı. Manasını bileceksin ki yola çıkabilesin. Yani çok keskin bir ayrım noktası değildir bu. Mutaaddi lazım ayrımında en önemli nokta nedir? Manadır. Fiilin manasını bileceksin ki lazım mı mutaaddi mi ayırt edebilesin. Yani o fiile mef'ulü bih bağlamaya kalktığında mef'ulü bih yakışık alıyor mu almıyor mu? Mesele bu. Bu birinci madde diyor, değil mi? Birinci madde ne? Zamir bitiştir. Bitişmesi mümkünse, bitişmiş olması gerekmiyor. Bitiştirmeye kalksan mümkün mü? Manaca mümkün mü? Bir trafik lambasında kırmızı yanmasını beklemiyoruz. Manaca mümkün mü bu? Mümkünse, olabilirliği varsa mutaaddi. Mümkün değil, asla bağlayamazsın. Mana buna karşı ise o zaman ona lazım dersin. Birinci yöntem bu. Şimdi zaten bunu anlatayım tekrar. Emma, şimdi gelince, emma, İdalem yakbil kabul etmediği vakit kabul etmez ise neyi? Ne kabul etmez ise evvela? Hüve o fiil. Gizli zamir var burada. Lem yakbil idalem yakbil kabul etmediği vakit veya kabul etmez ise ne? Hüve o fiil kabul etmezse. Peki neyi? Duhure zamiril muttasili. Muttasıl zamirin
dahil olmasını, bitişmesini kabul etmez ise nasıl şart farkındasınız cevap geliyor. Ve bu durumda hı cümle nedir? Ve o fiil nedir? Lazımdır. Lazım fiil. Biz hatırlarsınız şart edatlarında geçmişti. Şart cevap var. İşte fa var burada. Fa neden buraya bitişti? Mesela bu bir soru. Değil mi? Biz bunu işledik bu konuyu. Birinci ünitede işlemiş olmalıyız. Zaten ikinci ünitedeyiz. Şartın cevabına fa neden dahil oldu? Bir soru. Bilen varsa yorum olarak aşağıya yazabilir. Bilmeyenler varsa da birinci üniteyi tekrar göz atabilir. Bir o fiil nedir? Lazımdır. Üzerinde daha lazım adı. Yani burası bir isim cümlesi oldu. Mislu nane uyudu. Nane uyudu hu o. Diyemezsin. Çünkü hu burada fail değil. O uyudu diyemezsin. Name hüve dersin. O uyudu. Demek ki name ile hu'nun bitişmesi manaca yakışık almadı. Name uyudu ke sen uyudun. Değil böyle mana veremezsin ke sana seni demek. Sana uyudu. Seni uyudu. Hele olmaz. Hani seni uyuttu dese olurdu. Seni uyuttu. Sen ayakta uyuttu. Türkçe'de böyle bir tabir var. Veya bir bebeği sallayarak uyuttu şeklinde olabilir. Ama öyle değil ki. Name uyudu ke sana. Bu da nedir? Name hüve burada faildir. Hüve o uyudu. Bunlar biraz da fiil çekimiyle alakalı. Fiil çekimini kesinlikle bilmeniz gerektiğini vurgulamıştım. Tekrar etmiş olalım. Yani zaten 12'deyiz işte bitti bitiyor okul gibi düşünmeyin. Çünkü yarın ilahiyata başlarsanız açık öğretim bile olsa fiil çekimi var. İçeriden okumaya gitseniz yani örgün diyoruz ona her gün gidip gelseniz de yine fiil çekimi var. Üniversite bizde yüksek lisansa başlasanız yine fiil çekimi var. Fiil çekiminden kaçış yok. Siz sadece İmam Hatip okuyup bırakacağım bu işleri derseniz fiil çekimine gerek yok. Evet, o zaman haklısınız. Ama dediğim gibi fiil çekim önemli. Bu işlerde çok zorlanıyorsanız fiil çekimiyle alakalı bu sarf ilmine dahili alakalı kitaplar var. Bizim de video setimiz var bununla alakalı. İnternette de çeşitli materyaller var. Araştırıp biraz daha kendinizi geliştirmenizi öneriyoruz ve iki numaraya geldik. Ayin belirle. Neyi? El fi'le, el lazime, lazım fiili belirle. Ve el fi'le, el mutaaddi, fiili belirle. Nerede? Cümleli taliyet. Aşağıda gelen cümlelerde. Kema fil misaleyni. İki örnekte de olduğu gibi. Bakalım bu iki örnekte nasıl olmuş. Seraka çaldı. Elle su. Hırsız. Neyi çaldı? Ennubude. Paraları çaldı. Seraka fil. Nev'uhu mutaaddin. Seraka nedir? Mutaaddi fiildir. İzdade. Arttı. Ney? Adedu mekahi el internet. Mekahi el internet, internet kafe demektir. Mekahi el internet, internet kafe. İnternet kafenin sayısı adedi doldu diyor, arttı. İnternet kafelerin sayıları arttı. İzade arttı. Adedi yani sayısı. İnternet kafelerin sayısı arttı. Eskiden çok yaygın değil. 3-5 tane vardı. Günümüzde 40-50 gibi artış sağlandı. Bir ara belki daha çoktu. Şu an biraz azaldı diyebiliriz. Çünkü internet çok yaygın değildi. Herkes evini alamıyordu. Günümüzde ise aşağı yukarı yani büyük bir çoğunluğun evinde internet var. İzdade fiildir. Türü nev'uhu türü çeşidi lazimun lazım fiildir izdade. Pekala madde bir inkesara ezzücacu. İnkesara kırıldı. Ne? Ezzücacu cam kırıldı. İnkesara nedir? Lazım fiildir. İnkesara fiil olarak şuraya yazın. İnkesarayı. Tür olarak da yukarıdaki gibi lazım yazın. Madde 2. Hazrat hazır oldu geldi Zeynebu. Zeynep. Zeynebun değil. Tek ötre. Bazı tek ötre olacak. Çünkü kelime gayrimunsarif. Gayrimunsarif. Ne demiştik? Esreyi ve tenvini kabul etmeyen kelimedir. Esre ve tenvin kabul etmeyen kelime. Zeynebu, Zeynep geldi. İle saf sınıfa müteahhiraten. Gecikmiş olarak. Geç kaldı sınıfa yani. Havarat nedir? Lazimun, lazım fiildir. 3. İmtele'e doldu el mel'abu bil müteferricine.
Demek ki burada asıl kelime ne? El-mel'ab. Mel'ab stadyum demektir. İmtele doldu. El-mel'abu stadyum doldu. Neyle beraber? Ne sebebiyle? Ne vasıtasıyla doldu? Bil-müteferri cine. Müteferri seyirciler yani. Seyirciler yardımıyla, seyirciler sebebiyle, vasıtasıyla, seyircilerle beraber stadyum doldu. Madde 4. Derrese yüderrisi. Yüderrisi ders veriyor. Kim el üstazü öğretmen. Nasir. Öğretmen Nasir. Sayın Nasir. İşte Bay Nasir. Ne dersi verir? El lügatel arabiyyete Arap dili dersi vermektedir. Ders veriyor. Okutuyor. Madde 5. Name uydu eddifli çocuk mübekkiren erken. Tabii şu an yüderrisi açıklamadık. Derrese yüderrisi fiil olarak buraya yazılır ve mutaaddif ildir. Çünkü Nasır, öğretmen Nasır ders veriyor. Neyi? Coğrafya mı anlatıyor? Coğrafya da olsa yine meful bir olurdu. El-lügate, el-arabiyyete, Arap dili ni öğretmektedir. Onun dersini vermektedir. Burası meful bir olur. Demek ki yüderrisu nedir? Mutaaddi fiildir. Name'ye geldiğimizde name lazım fiildir. Çünkü adlı çocuk uyudu. Hani çocuğu uyuttuk olsa o zaman değişirdi işte. Gadera döndü, ayrıldı. El musafiru misafir, yolcu döndü. El medinete şehre döndü. Gadera mutaaddidir. El musafiru faili, el medinete meful bihi olmakta. 3'e geldik. 3'e geldiğimizde havvil dönüştür. El ef'ale lazimete lazım fiilleri neye dönüştürelim? İlâ ef'alin mutaaddiyetin mutaaddi fiillere dönüştür. Kema fil misali örnekte olduğu gibi. Demek ki lazım fiiller mutaaddi fiile dönüştürülebilir. Aynı şekilde mutaaddi fiiller de lazım fiile dönüştürülebilir. Bunun için birkaç yol var. Bakalım ne gibi yöntemler tercih edilmiş. Kemule. Kemule mükemmel oldu demektir. Kemule. Kemule ile başlıyor. Mükemmel oldu. Tamamlandı. Bitti. Ney? El meşru'u. Proje. Şimdi diyor ki el mühendis kelimesini kullanarak mühendis kelimesini kullan ve bu cümleyi mutaaddiye dönüştür. Kemule 5. baptan sülasi mücerret 5. babları bilen vezinleri kalıpları bilenler için söylemiş oldum. Bunu ifal babına aktarıyor. Ekmele. Ef'ale. Ekmele oldu. Kemule'de bitti, tamamlandı, mükemmel oldu. Ekmele'de tamamladı. Kim tamamladı? El mühendisu, mühendis, faildir. Neyi tamamladı? El meşru'a, projeyi. Bu da meful bih'tir. Demek ki kemule lazım fiil, el meşru'u fail. Ekmele mutaaddi fiil, el mühendis onun faili, el meşru'a mef'ulu bihidir. Name eddiflu mübekkiran cümlesinde el kelimesini kullanarak yeniden düzenle ve bu cümleyi mutaaddiye dönüştür diyor bize. Name uyudu fiil. Kim uyudu? Eddiflu çocuk faildir. Mübekkiran erkenden zaman bildiriyor zarftır. Şimdi nameyi ne yapmam lazım benim? Mutaaddiye dönüştürmem lazım. Evvela fiilin mutaaddiye dönüşmesi gerekiyor. Şimdi birinci şıkka baktığımda kemule ekmele oldu. Yani mücerret fiil mezit baba, ifal babına aktarıldı. Nasıl aktarıldı? Başına bir hemze getirdi. Ve fiil mutaaddiye dönüştü. Demek ki sülasi mücerret babdaki bir fiilin ifal babına aktarılması lazım fiili mutaaddiye dönüştürür. Lazım fiili mutaaddiye ne dönüştürür? Fiilin ifal babına aktarılması. Bu madde bir. İkiye geldiğimizde aynı yöntem mi uygulanmış? Bakalım. Name aslında yani baktı name nevm gelir. Es-salatu hayrun minen nevm masdarı nevmdir. Yani vavi bir ecvettir değil mi? Şuradaki elifin aslı vavdır. Vav'dan elife dönüşmüş. İlal diyoruz buna. Çeşitli üzerinde işlemler yapılmış elife dönüşmüş. Buranın aslı vavdır. Dolayısıyla ben bu fiilde oynama yapacaksam buranın aslının vav olduğunu bilmem önem arz edebilir. Name'yi de nevveme yapıyorum. Nevveme. Niye nevveme yaptım? Yani tef'il babına aktardım. Yine mücerret olan name fiilini, mezit olan fe'ale, yufe'ilu, tef'il babına aktarıyorum. Nevveme, yünevimut olmuş oldu.
Nevveme. Ama kelimesini kullanacağım. Müennestir. Bu yüzden nevveme kelimesini müennes olarak yazmam gerekir. Yani nevve met. Nevvemet. Oradaki ta açıktır. Kapalı yuvarlak ta yapmayın. Elif. Ba. Ta. Oradaki iyi bir yapı. Nevvemet. Uyuttu. Bakın name uyudu. Nevvemet. Uyuttu. Kim? El-ummu. Anne uyuttu. Kimi? Edifle. Çocuğu. Ne zaman? Nübekiren erkenden. Nevvemet fiildir. El-ummu faildir. Edifle. Mef'ulü bihtir. Nübekiren ise zaman bildirdiği için zarftır. Zaman zarfıdır. Zarfları zaman zarfı, mekan zarfı olarak ikiye ayırmamız mümkün. Demek ki ne yaptık? Tefel babına aktardık. Demek ki bir, ifal babına aktar. İki, tefail babına aktar. Bu yöntemlerle lazım fiili mutadile dönüştürebiliriz. Diyelim ki ikiye, hadara ellissu. Hadara hazır oldu. Geldi. Kim? Ellissu. Hırsız. Eşşurtiyyu, polis yani kelimesini kullanarak bu cümleyi yeniden düzenleyeceksin. Ve hazara fiilini mutaddi olarak yazacaksın. Hazara geldi, hazır oldu. Nedir? Lazımdır. Ellissu faildir. Şimdi ben bunu hazara fiilini mutaddiye dönüştüreceğim. Ne yapabilirim? Yukarıdaki kemule ekmel olmuş. İfal babına aktarmış. Ben de bunu ifal babına aktarabilirim. Ehvara. Ehvara getirdi. Yani yakaladı, tuttu, getirdi kim? Eşşurtiyyu polis kimi? Ellissa hırsızı. Ahzara fiil eşşurtiyyu fail ellissa mefulubi. Ahzara mutaddi fiildir. Hazara lazım. Ahzara mutaddi. Madde 3. İnteşarat el ahbaru. Haberler yayıldı. Yaygınlaştı. Şimdi burada da kanavat et telfizyon kelimesini bu kelimeleri kullanarak inteşarat fiilini mutaddiye dönüştür diyor. İnteşara yani infale. İnfal babından mazi fiildir inteşara. Yayıldı ne? El ahbaru haberler. Yayıldı. Ne yapıyoruz bunu? Neşarat yaydı. Kim ne? Kanavatu televizyon. Televizyon kanalları yaydı. Neyi yaydı? El ahbara haberleri. İnteşara neşarat oldu. Yaydı. Yaygınlaştırdı. Neşarat fiil. Kanavat fail olur. El ahbara mef'ul bihi olur. Madde 4. Harace et dalibu minas saf. Harace çıktı. Et dalibu öğrenci minas safi sınıfta. Haraca fiil, eddalibu fail. Haraca lazım fiil. El üstaz kelimesini kullanarak bu fiili mutaddi olarak kullanmıyor. Haracı ehraca yaparım. Ketebe, ektebe, nasara, ensara, fetaha, eftaha. İşte yukarıda kemule, ekmele, hazara, ehlara. Haraca, ehraca. İfal babını böyle aktarıyoruz. Nasıl aktarıyorsun? Başta bir defa hemzeye getirmen lazım. Onun dışındaki harekeler, sükunlar standarttır. Ehrace çıkardı. El üstazü öğretmen. Eddalibe öğrenci. Yine safi sınıfta. Ehrace mutaddi fiil. El üstazü fail. Eddalibe mef'ulü bih olur. Kesurat el es'iletu. Kesurat çok oldu. El es'iletu sualler çok oldu. Kesuratı da ne yapalım? Bunu da tefel babına aktaralım. Keserat. Çoğalttı. Eddalibatu. Öğrenciler. El es'ilete sualler. Yani çok soru sordular. Keserat. Eddalibatu. El es'ilete. Keserat. Mutaddifi. Eddalibatu. Fail. El es'ilete. Mef'ul bih olmaktadır. 3 de bitti. Va koy ente sen. Ne koy? Hattan bir hat, bir çizgi koy. Tahtel ef'alil lazimeti. Lazimi fiiller. Lazım fiillerin altına bir çizgi koy. Ve hattayni
ve iki çizgi koy. Yani var hatlayın demektir bu. İki çizgi koy. Tahtel ef'alil mutaaddiyeti. Mutaaddi fiillerin altına. Tahte altına demek. Altında. Altına iki çizgi koy. İki çizgi çek. Finnas tali aşağıda gelen parçada. Ennas parça, ettali gelen, yer alan. Ez ziyafetü, ziyafet. Neheva, kalktı. Kim? El Ernebu, tavşan, kalktı. Mübekkiren, erkenden. Ve zehebe, ve gitti. İlâ amilihi, işine. Ve işine gitti. Ve aade, döndü. El Ernebu, tavşan. Mesaen, akşamleyin. Ve vecide, buldu. Hüve, o tavşan buldu. Eddike, horozu. Calisen, oturur iken. Tahte şecerati, ağacın altında. El kebirati, büyük ağacın altında. El şecer, ağaç. El kebira, büyük. Büyük ağacın altında horozu oturur iken buldu. Gördü yani. Kale dedi. Hüve, ernep, tavşan dedi. Lehu, horoza yönelik, horoz için şöyle dedi. Ma nedir yani? Ma ne iş? Mali, bana ne oluyor da era görüyorum ki seni hazinen, hüzünlü olarak. Ya sadiki, ey arkadaşım. Bana ne oluyor da seni hüzünlü olarak görmekteyim? Kale eddiku, horoz şöyle dedi. Vecettu, ben buldum. Betlaten, bir betla, yani ördek buldum, gördüm. Haifeten, korkak bir ne? Ördek. Korkan bir ördek buldum, gördüm. Buradaki vecede fiili kaybolan bir şeyi bulmak gibi değil yani. His olarak bulmak. Yani onun korkutuğunu gördüm, korktuğunu hissettim. Onu korkar olarak buldum. Calisen, oturuyor. Korkmuş, oturuyor iken bir betba, yani ördek gördüm, buldum. Fevka mekanin, bir mekanın üstünde. Öyle mekan ki mürtefe, mürtefi'in, yüksek. Mürtefi'in, yüksek. Yüksek bir mekanın üstünde. Yani ördek yükseğe bir yere zıplamış. Artık 3-5 kanat çıkmış, yükseğe bir yere çıkmış. Orada otururken korkak, korkmuş olan ördeği bir horoz görmüş. Kale el ernebu, ernep yani tavşan şöyle dedi. Limada niçin hiye o ördek haifetun korkmaktadır. Kale eddiku, horoz şöyle dedi. İnneha, çünkü o ördek haifetun korkuyor. Mine sa'lebi, tilkiden dolayı korkuyor. Ellevi, o tilki ki. Yeclisu, oturuyor. Hüve, o tilki. Gizli zamir, hüve, yani yazıda yok. Emame meskeniha, onun meskeninin, onun oturduğu yerin önünde. Emam önünde demek. Önünde oturuyor. Yevmiyen, günlük olarak oturduğu, günlük olarak dolaştığı yerin önünde oturuyor. Ve yuridu, mesken ev demektir aynı zamanda. Kümes diyebilirsin. Kümesin önünde oturuyor. Yevmiyen, günlük olarak. Ve yuridu ve istiyor. Hüve o sa'lep, tilki istiyor. En ye'kule, yemeği, ha onu. Onu yemeği istiyor. Yani ördekten bahsediyor değil mi? Ördeğe yemek istiyor. Kale el ernebu, tavşan şöyle dedi. Heyye, haydi lined'u, biz çağıralım, davet edelim. Ha, o ördeği. İlâ beytina, kendi evimize davet edelim. Sehüve, o ev, vasi'un, geniştir, bizim evimiz geniştir. Ve yekfina, ve bize yeter. Kefa, yekfi, yeter. Na, bize. Ne yeter? Yekfi, hüve, o ev yeter. Na, bize yeterlidir. Nahnu, biz, esselâsu, üç kişiyiz artık. Üç kişi olarak, yani üçümüze yeter. Ve ardından, bu söylemin, konuşmanın ardından, vehebe gitti, el ernebu, tavşan ve daha eddiku, horoz. Yani tavşan, horozla beraber gitti. Nehvel betbati, nehve yönüne demek, yönüne doğru. Elbetbati, ördeğe doğru, ördeğin bulunduğu mekana doğru ilerlediler, gittiler. Ve da'a vaha, yani da'a ve ne demek? Da'a vani, tesniye burası.
Da'ave, da'ava, da'avu. Sonunda yok tabii. Mazi çünkü. Da'ave, da'ava. O ikisi davet etti. Kimler davet etmişti? Kim vardı? Tavşan ile horoz davet ettiler. Ha ördeği. Nereye davet ettiler? Çağırdılar. İla beyti hima ikisinin evine. Ortak evlerine. O ikisi derken yani kimdi? Ördeğin dışında kim varsa kendi evlerine yani. Kim oluyor bu durumda arkadaşlar? Ben de karıştırıyorum. Tavşan ile horoz. İla beyti hima tavşan ile horoz kendi evlerine onu çağırdılar, davet ettiler. Ferihat sevindi elbeddatu ördek bidalike böylece bu sebebiyle bunun sebebiyle ve şekerat ve teşekkür etti hiye o ördek teşekkür etti huma o ikisine hangi ikisine tavşan ile horoza. Şimdi bu parçayı bize neden verdi? Bakalım bu parçayla alakalı lazım mıdır, mütaddi midir şeklinde sorular var mı? Yoksa biz biraz göz atalım. Evet, buraya baktığımda yok yani. O zaman biz şöyle bir göz atalım. Konu neydi? Lazım fiil, mütaddi fiil. Şu an itibariyle öyle bir soru yok. Şu anki konu, gerçi öyle bir durum var. Evet, lazım fiil, mütaddi fiile çizgi koy konusu. Nehevva nedir? Nehevvanın altına bir çizgi koyacağız. Ve hattan tahta lef'al lazimeti. Lazimi fiilin altına bir çizgi. Nehza lazım fiildir. Bir çizgi çekin. Vehebe bir çizgi. Ade bir çizgi. Vecede iki çizgi. Devamında nerede fiil var? Gale de var. Gale tek çizgi. Era. Era'ya tek çizgi. Yani cevap tablosunda böyle olsa da bu yanlıştır. Era tek çizgi olamaz. Era ben görüyorum. Ene faildir. Ke mef'ulü bih'tir. Yani erake iki tane çizgi olması gerekiyor. Erake iki çizgi koymamız gerekiyor. Era fiili iki çizgidir. Tek çizgi olmaz. Öte yandan gale de tek çizgi olmaz. Gale dedi kim? Ve o. Kime dedi? Kime yönelik? Kim için? Ne dedi? Değil mi? Gale mutaddi fiildir. Lazım fiil değildir. Gale bir yanlış olarak adlandırılmış. Böyle problemler var cevap tablosunda. Vecide'ye baktığımızda vecide zaten iki çizgi olur. Çünkü vecide fiil tufay betta meful bihtir. Gale dediğim gibi zaten tek çizgi olmaz. Dedi kim? Eddiku dik dedi. Ne dedi? Dediği şey meful biht olur. Kavlin meguru diyoruz buna. Bu şekilde anlatmış olduk. Az satıra baktığımda Gale elenir. Gale yine aynı şekilde Gale iki çizgi diyorum ben. Tek çizgi dese de kitap iki çizgidir. Kitabın hata yaptığını varsayıyorum. Diğer Gale de iki çizgi. Tüm Gale'ler iki çizgi. Celese yeclisu oturuyor kim ve o nerede emamiz keniha. Tamam emam burası meful fih olur. Dolayısıyla yeclisu tek çizgidir. Erade yuridu iki çizgidir. Yani mutaddidir. Ekele Kulu. Kulu tek çizgi olmaz. Yürüdü irade ediyor, istiyor. Hüve o neyi? Enne kule yemeği. Kim yiyecek? Hüve o neyi? Ha onu. Demek ki ekele yekulu mutaddidir. Zaten ne demişti? Ha, ke, ki, hu gibi zamirler fiile bitişeceğiz. O fiil mutaddidir demişti. Dolayısıyla yekul mutaddidir, lazım değildir. Yani yekul kelimesine iki çizgi çizeceğiz. Gale'ye iki çizgi çizeceğiz. Tek değil. Linne du'uve var. Şurada. Da'a yed'u. Linne du'uha. Bu da yanlış olmuş. İki çizgi olacak bu da. Kefa yekfi. İki çizgi olacak. Evet. Devamında. Zehebe zaten geçmişti tek çizgi olarak. Zehebe gitti kim? El erle. Erle. Devamında. Nerede fiil var? Burada var. Da'ave, da'ava. İki çizgi var. Feriha, ferihat sevindi. Şekerat. Şekerat iki çizgi. Ferihat tek çizgi olarak işaretlenmelidir. Madde 5'e geldik. Ekmil, sen tamamla. El cümele, cümleleri tamamla. Minel kaimet, aşağıdaki kutucuklardan, şu yuvarlak renklerden. Minel kaimetil atiyet aşağıda yer alan kutucuklardan yardım olarak tamamla.
Bi vez'i mef'ulin. Mef'ul koymayla. Mef'ul yerleştirerek. Bir mef'ul yerleştirerek tamamla. Veyahut da mef'uleyni. İki mef'ul yerleştirerek tamamla. Kema fiil emsileti örneklerde de olduğu gibi. Şimdi bir de bakıyorum. İktala'at el-avasifu. Nokta nokta giderken el-eşcar. Şuradan seçilmiş, alınmış. Aşağıya baktığında allamtu et-tullabe. Tullab kelimesini almış örnek olsun. 9'da zanne Ahmet cahiz kelimesi alınmış. Siz de diğer boş yerleri tamamlayın demiş. Biz de yapmaya çalışalım. Şimdi iktala'at sökmüş demek. El-avasifu. Avasif fırtınalar. Fırtınalar sökmüş. Kökünden sökmüş. Ney? El-eşcara. Ağaçları. İktanaat fiil. El-avasif fail. El-eşcara mef'ulü bih'tir. Demek ki iktanaat ne oldu? Mutaddi fiil oldu. Gerçi burada sormuyor mutaddi mi lazım mı ama durum böyle. Madde 2. İttehaztü. Ben edindim. Halid'i ne edindim? Sadikan. Arkadaş, dost edindim. İfterase. İftarası avladı, ele geçirdi. Kim? Eskim ne? Es-sa'le bu. Sa'le. Avladı. Yani tilki avladı. Ele geçirdi. Neyi? Eddecacete. Decace kelimesi neydi? Tavuk. Tavuğu avladı yani ele geçirdi. 4. Gadara döndü. Ez-zayfu. Misafir. El-beyte. Eve döndü. 5. Allemtu. Ben öğrettim. Ed-dullabe. Öğrencilere. Neyi öğrettim? El-Arabiyyete, Arapçayı öğret. 6. Seraka çaldı. El-Lissu, hırsız. En-Nugude, paraları çaldı. Nakdin, nukudun. 7. En-Vace. En-Vace kelimesi olgunlaştırdı manasında. Ne olgunlaştırdı? El-Harru, sıcak neyi? El-Kamha, kamh dediğimiz şeyi olgunlaştırdı. Kamh, tane demek. Tane. 8. Şaraha şerh etti, açıkladı. El müderrisü öğretmen neyi açıkladı? El derse, dersi açıkladı. 9. Zannetti. Kim? Ahmedu Ahmet. Neyi? Ne zannetti? El ekle. Yemeği cahizen, pişmiş zannetti. 10. Sanaitu ben yaptım. Eddakika unu. Unu ne yapmış olabilirim? Kubzen. Ekmek yaptım. Bu işten anlıyorum şunu. Şimdi kısaca bir göz atmak gerekirse buralara. İktanat fiil dedik. En'arası fail. Ereşcara. Bir adet mef'ulü. İttehaze. İttehaze fiil. Tu fail. Halit. Birinci mef'ul. Sadik. İkinci mef'ul. İki mef'ul almış ittehaze fiili. Demek ki ittehaze iki mef'ul alır. Not aldınız. İftarase fiil es-sa'le bu fail eddecace mef'ulü bih. Demek ki bir tane fail almış. Gadara fiil el-zayfu fail el-beyte bir adet mef'ulü bih. 5. Alleme fiil tu fail ed-dullabe bir mef'ul el-arabiyyete ikinci mef'ul. Demek ki alleme iki mef'ulü bih alır. Hangi fiiller iki mef'ulü bih alır sorusunun cevabı geliyor görece. 6. Seraka fiil el-lissu fail en-nukude bir adet mef'ulü bih. En vace fiil el harru fail el gamha mef'ulü bih. Bir adet mef'ulü bih almış en vace fiili. Yani mef'ulleri fiil alıyor ha. Fail mef'ul almıyor. Mef'ulü kim alır? Fiil alır. 8. Şeraha fiil el müderrisu fail ederse mef'ulü bih. Şeraha fiil bir adet mef'ulü bih almış. Hangi fiilleri bir mef'ul alır diye ezber yapmayın. Hangi fiiller iki mef'ul alır diye ezber yapın. Çünkü fiillerin hepsi bir meful alır. Ancak şu 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 fiiller iki meful alır. Şu 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 fiiller üç meful alır diye ayrım vardır. Yani milyon tane kelime bir meful alırken 10-15 tane kelime iki meful alır, üç meful alır. Bu yüzden çoğunu ezberlemeye kalkmayın. Ömrünüz yetmez. Azını ezberleyin. 9. Zanne bir adet fiilimiz. Ahmedu onun faili. El ekle birinci mef'ulü bih. Cahizen ikinci mef'ulü. Demek ki zanne iki mef'ul aldı dersin. Sana'tu sana fi tu fa'al eddakika birinci mef'ul. Hubzen ikinci mef'ulü bih olur. Tahlilini de yapmış olduk. 6. İc'al el lazime. Minel ef'al el atit muta'ale. İc'al yap.
dönüştür. El-lazime, lazım fiili. Minel ef'al, atiyet, aşağıdaki fiillerden. Neye dönüştür? Mutaaddiye, mutaaddiye dönüştür. Lazım fiilleri mutaaddi yap diyor. Bir, kaide oturdu. Eşşeyhu, şeyh, yaşlı kişi oturdu. Ne yaparsın? Ek'ade, oturttu. El-veledü, çocuk. Eşşeyha, yaşlıyı. El-veledü yerine farklı şeyler yazabilirsin. Yani el-üstazü, öğretmen oturttu. Eşşeyha, yaşlı kişi diyebilirsin. El-lissu, polis oturttu. Yolda giderken yaşlı adamı gördü. Oturttu onu sandalyesine, bir yere oturttu. Eşşeyha dedik, tamam. Kaide oturdu, ek'ade oturttu. El-veledü, eşşeyha dedik. Eşehu burada fail idi, merfu yazılmış görüyorsunuz. Biz ne yaptık? Cümleye yeni bir fail bulduğumuzdan eşehu failini artık mef'ulü bihe dönüştürdük. Maddeki name uydu, eddiflu çocuk. Ne yapacaksın? Uyuttu diyeceğiz. Enamet. Hatırlayın yukarıda name fiili geçmişti. Orada nevvemet el ummu idi. Burada enamet. Sual babına aktarıldı. Yukarıda tefail babına aktarılmıştı. Hatırlıyor musunuz? Şu an 16,5 dakika oldu. İşte atıyorum 5 dakika önce, 10 dakika önce böyle bir durum vardı. 16 dakika oldu diyorum gerçi. Bayağı oldu. 35-40 dakika olmuştu. Name kelimesi geçti yani. Orada nevemet yapılmıştı. Burada name. Name fiili nedir? Ecvettir. Ecvet fiiller ifal babına nasıl aktarılır? Name, name dersin. Başına bir e koyarsın. Gerisi olduğu gibi yazılır. Bu durumda ifal babına aktarılır. Mesela gale aktar, egale. Kâne aktar, ekâne. Bu şekilde. Zade, ezade. Tamam. Name uyul eddiflu çocuk. Name fiil eddiflu fail. Dönüştür. Enamet uyuttu. Kim? El ummu anne. Kim uyuttu? Eddifle çocuğu. El ummu fail. Eddifle mef'ul bih olur. Harekeler değişiyor fark ediyorsunuz. Yazıda ne yazıyor? Eddiflu son cevapta zamme var. Ben buradaki name fiilini mutaaddi yaptığımda eddiflu artık eddifle oluyor. Dikkatinizden kaçmasın. Madde 3, la'ibe oynadı el-veledü çocuk. La'abet oynattı el-mürebbiyetu kadın bakıcı. El-velede çocuğu. Madde 4. Karube yaklaştı. Ne? El-mev'idu. Mev'id yaklaştı. Mev'id toplantı demek. Tarih. Yaklaştı. Karube ne yaparsın? Ekrabe yaparsın. Ekrabe. Yani ef'ale. Ekrame. Ec'ale. İfal babından mazi oluyor bu durumda. Ekrabe yaklaştırdı. Öne aldı. Es-sekreter yani sekreter yaklaştırdı. El-mev'ide toplantıyı yaklaştırdı. Beş, azume eddersu. Azume önemli oldu demektir. Azume önemli oldu. Ne önemlidir? Eddersu ders. Ne yapıyorsun? Azume azame şekline dönüştürüyoruz azumeyi. Bu durumda önemli olduğu manası değişmiş oluyor. Azzame dediğimizde büyüttü manasına geliyor. Azzame büyüttü. Ebbalibu öğrenci. Ederse dersi. Fi ayneyhi. Gözlerinde. İki gözünde yani. Gözlerinde büyüttü. Öğrenci dersi gözünde, gözlerinde büyüttü. Demek ki bir fiil babı değiştiğinde yani kaide ekaide olduğunda name, ename veya nevemet, laibe, laabe, elabe gibi olduğunda fiilin manasında da ufak tefek de olsa veya ciddi de olsa değişiklikler meydana gelmektedir. Sıra geldi esiletul istiad. Artık metni kavrama soruları. Konunun sonu diyebiliriz. Konuyu kavrama, son sorular. Tehaddes, bahset, konuş. Ma'a zemilike veya da zemiletike, kız arkadaş veya erkek arkadaşımla beraber bahset. Neyden? Anil eşhasil meşhurine. Meşhur şahıslardan bahset. Şimdi eşhastan sonra meşhurine okudum.
Meşhurayn'ı okumadım. Neden Tesnin'i okumadım da Cem'i okudum? Bu bir soru olarak kalsın. Veya kalmasın şimdi. Daha sonra neydi diye sorarsın. Ben de neresi olduğunu bile hatırlamam. Söylemiş olayım. Şahsun müfret eşhas cemidir. Cemi kelimelerden sonra gelen kelimeler ne oluyor? Cemi ya bu. Ona gelen, uygun olarak gelen kelime de cemi olması gerekir. Çünkü sıfat mesuf ilişkisi vardır. El meşhurine. Meşhur şahıslardan arkadaşına kadar bahset. Fin nüketi türkiyeti. Türk mizaçlardan olup ben şey diyor, ne diyor? Fi hakkında el nüketi türkiyeti. Türk mizaçları hakkında meşhur şahıslardan bahset. Müstahane yardım alarak bir sualeyni el atiyeyni. Aşağıda yer alan suallerden yardım alarak Türk mizaçlar hakkında, meşhur mizaçlar hakkında erkek ve kız arkadaşına beraber bahset. Bir, madane tarifi biliyorsun. An nüketi, mintikati, el bahril esved. El bahril esved, bahar deniz, el esved, kara, kara deniz. Mıntıka bölge demek. Karadeniz bölgesindeki mizaçlardan kimi, neyi tanıyorsun? Cevap ver bakalım. Nasıl cevap veririz? Kim var? Bir kere Temel ve İdris ve Fatıma Tu. Fi mintikatil bahri esed. Meşhuratun cidden. Ve min ebraziha. Bunların en barizindendir. Ney? Nüketu Temel. Temel'in mizahı. Temel hikayeleri meşhur. Tekrar edelim. Nüketu Temel. Temel fıkraları diyelim. Nüketü Temel, Temel fıkraları ve İdris fıkraları ve Fatıma ve Fatma fıkraları fi mıntıkatil bahril esved, Karadeniz bölgesinde, mıntıka bölge demek. Karadeniz bölgesinde nedir? Meşhuratun, meşhurdur cidden, gerçekten. Ve min ebraziha, ha yani o nüketlerin, o fıkraların en barizindendir, en meşhurlarından birisidir. Ne? Nüketü Temel, Temel'in hikayeleri. Temel, Dursun hikayeleri meşhurdur. Buna dair kısa metrajlı da olsa filmlerde çekilmiştir zaten. Peki devam edelim. İki. İki de ne diyor? Madane tarifu. Sen biliyorsun. Min nevadiri Temel. Temel'in nevadirinden. Nevadir eğlenceli hikaye demek. Mizah demek. Fıkra demek. Nevadir çoğulluğundan fıkralardan olacaktır. Madane tarifu ente. Sen biliyorsun. Min Nevadiri Temel, Temel fıkralarından hangisini biliyorsun? Ve Dursun ve Dursun ve Fatıma ve Fatma. Fatma, Dursun ve Temel fıkralarından ne bilirsin? Hangisini biliyorsun? Hiç bildiğin var mı? İhke vahiden min nevadiri. İhke hani sözden bakmış değil mesela sen. İhke bahset vahiden min nevadirim. Onların hikayesinden bir tanesinden bahsedebilir misin? Anlatabilir misin? Temel ve Dursun. Yevmun minel eyyam. Günlerden bir gün. Temel ve Dursun başlık bu. Yevmun minel eyyam. Günlerden bir gün. Düfine defnetti. Kim? Temelü Temel. Yani defene gömdü. Temelü Temel. Neyi gömdü? Nukudehu. Kendi paralarını gömdü. Defene Temelü Temel gömdü. Neyi? Nugudehu kendi paralarını. Fî mekânin muayyenin belirli bir yere gömdü. Heynema derken merra uğradı. Dursun. Dursun oraya uğradı. Bihâden mekân o mekâna uğradı. Ra'a gördü. Ne gördü? Hüve o kim gördü? Kimden bahsediyoruz? Dursun gördü. Hüve o Dursun gördü. Ne gördü? Levheten bir levha gördü. Levha ki mektubeten yazılmış aleyha onun üzerine ne yazılmış? Leyset yoktur. Nukudi benim paralarım yoktur. Değildirler. Nedir değillerdir? Medfuneten defnedilmiş değiller. Huna burada. Benim paralarım buraya gömülmüş değildir. Diye bir levha var. Bir tabela var orada. Söylerken hafera kazdı. Hafera kazdı. Kim? Hüve Dursun kazdı. Neyi? Etrabe topladı. Ahade aldı. Hüve yine Dursun aldı. Neyi? Ennukude paraları hem de külleha tamamını aldı gitti. Sümme sonra ketebe yazdı. Hüve yine Dursun yazdı.
Alel levhati, levhanın üzerine, tabelanın üstüne ne yazdı? Ma ehaze, ben almadım ki. Ma ehaze almadı. Kim dursun? Dursun almadı. Ney ennukude, paraları minhuna buradan. Dursun paraları buradan almadı diye tabelanın üstüne yazdı. Sonra gitti. İki, zâ'i kov el-ef'âl râtiyete, aşağıdaki fiillere fi cümlenin müfidetin faydalı bir cümle içerisinde onları yerleştir. Zâ'i yerleştir, el-ef'âl râtiyete, aşağıdaki fiilleri nereye yerleştir? Fi cümlenin müfidetin faydalı cümle içerisinde yerleştir yani. İnfetaha kendi başına ne yarar? İnfetahat açıldı, el-ebvâbu, kapılar. Vecede buldu. Vecede buldu, el-dâlibu, öğrenci el-kaleme, kalemi buldu. İttehaze edindi. İttehaze edindi. Aliyun Ali sadigan dost edindi. Bitti. 4. Ehbera haber verdi. Ni bana ehberani bana haber verdi. Kim? Aliyun Ali. Bana haber verdi. Aliyun Ali. Neyi? Durusehu kendi dersini. Kendi dersini anlattı bana yani. Bu tür şeyler yani bu cümlelerin kesin ille de cevabı şu olacak diye bir şey yok. Bunu mana ve gramer uyduktan sonra istediğiniz cümle içerisine yerleştirebilirsiniz. Zaten burada fiil cümlelerin fiili faydalı olmak kaydıyla cümleler içine yerleştir diyor. Yoksa cevap kitabında ne yazıyorsa birebir yazmanız gerekmez. Zaten kahin değilsiniz ki cevap kitabında ne yazdığını bilesiniz. 5. Taalleme. Taalleme öğrendi. Evet, ama kim öğrendi ama? Geçmiyor. Taalleme veya ne yaparsın? Taallemtu el-lugata al-arabiyyete khilale fetratin kasiratin. Kısa bir sürede. Hilal esna demek. Khilale fetratin kasiratin. Kısa bir sürede, kısa sürede Arap dilini öğrendi, öğretti diyebiliriz. 6. Celese oturdu. Celeset oturdu. Es-seyyidetu hanımefendi kız. Bi canibi zevciha kendi kocasının yanına. Canip yanı. Yan, yan taraf, yakını. Canibi zevciha kocasının yakınına, yan tarafına oturdu. Hati getir. Üçe geldik. Hati getir. Selase cümlenin. Üç tane cümle getir. Cümelin fiiliyetin. Üç tane fiil cümlesi getir. Yekunu el fi'lu fiha lazım. Orada o üç cümlede fiil lazım olacak şekilde gidiyor. Üç tane zaten rakam var. 1, 2, 3. Buraya üç tane cümle yazacaksın ama fiil ne olacak? Lazım olacak. 1. Bir kere şu var. Dilediğiniz cümle yazabilirsiniz. Lazım olduktan sonra gerisi hiç önemli değil. Örnek. Meşa yemşi. Yemşi yürüyor. Es-seyyahu. Seyyah neydi? Gezen kişi yani turist. Turist geziyor, yürüyor. Fil gâbeti ormanda. Yemşi yürüyor. Es-seyyâhu turist. Fil gâbeti ormanda. 2. Eşrakat yaktı. Eşşemsu güneş. Yani yaktı derken gerçi doğdu diyelim. Şark. Eşrakat doğdu. Eşşemsu güneş. Fevka. Fevkal cibali. Dağın üstünde doğdu. Üçüncü cümleye geldik. İstiraha, istirahat etti. Dinlendi kim? Ra'i, çoban. Tahte, zilli şeceri. Ağacın gölgesi altında. Tahte, altında. Zil, gölge, eşeder ağaç. Tahte, zilli şeceri. Ağacın gölgesinin altında istirahat etti, dinlendi. Dört. Hati selase cümelin fiiliyetin. Yekunu el fi'lu fiha mutaaddiyen. Li mef'ulin vahidin. Tek bir mef'ul alan mutaaddi fiil içerisinde barınacak şekilde bir fiil cümlesi. Üç tane fiil cümlesi oluşturur. Üç tane fiil cümlesi bizden istiyor. Bu fiil cümlesindeki fiiller bir tane mef'ulü bir alacak şekilde olsun. Ahabbe yuhibbu. Yuhibbu sever. Halidun. Halit. Neyi sever? Rukubel hayli. At binmeyi. Yuhibbu Halidun. Rukubel hayli. Halit. At binmeyi sever. 2. İğsil. Yıka.
Yedeyke ellerini, yedün yedan, yedeyni yedeyke. Ellerini yıka, kablel ekli, yemekten önce. 3. Rama attı, es-sayyadu. Sayyad, balıkçı demek. Neye attı? Es-şebekete, ağı. Artık elinde ağ varmış. Ona attı. Rama es-sayyadu es-şebekete. 5. Hati getir. Selase cümelin. 3 tane cümle getir. Böyle cümleler. Selase cümelin fi'liyeti. 3 tane fiil cümlesi getir. Yap yani. Oluştur. Yekunu el fi'lu. Fiil olsun. Yani yekun oluyor demek. Olan fiil. Yekunu fi'lu fiha. O 3 cümlede fiil olsun. Mutaaddiye. Mutaaddiye olsun. Li mef'uleyn. 2 tane mef'ule geçişli olsun. 2 tane mef'ul alan. Mutaaddi fiil. İttehaztu, ittehaze fiil, tu fail. İttehaztu, ben edindim. İbrahim'i halilen, dost edindim. İttehaze fiil, tu fail. İbrahim'e, birinci meful. Halilen, ikinci meful. Yani mefulü bih, ben meful diyorum da mefulü bih. İkinci örnek. Allemtu, ben öğrettim. Eddalibe, öğrenciye. Ederse dersi. Alleme fiil, tu fail, eddalibe, birinci mef'ulü bih. Ederse ikinci mef'ulü bih. 3. Ed'amtu, ed'amtu, ben yedirdim, doyurdum. El himara, eşeği. Uşben, ot yedirdim. Eşeğe ot yedirdim. Onunla doyurdum. Ed'amtu, el himara, uşben. Ed'ame fi tu fail el himara birinci mef'ulü bih uşben ikinci mef'ulü bih olur. El müfreda ta'birat el celile yeni kelimeler, tabirler, kelimeler yer almaktadır. Burada geçen kelimelerin manalarını biliyor musunuz? Bilmediğiniz varsa sözlükten bakmanız önemli olur diyerek konuyu bu şekilde tamamlamış olduk.